Merhaba gençler. Başlıktan da anladığınız gibi koronavirüs bilim kurulu toplantısı var bugün. Gözler tabi bu toplantıda ilave tedbirler gelecek mi? Yerli aşı ile ilgili açıklama yapılacak mı? Bunun hakkında bilgi verecek büyük ihtimalle. Tabi bu ilave tedbirlerde okullarla ilgili tedbirler bekliyoruz. İlkokul, ortaokul ve üniversitelerle ilgili ek tedbirler bekliyoruz. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bize desteklemek için abone olursanız sevinirim. Yorumda kısımlarımız varsa belirtin. Sonuna kadar izlersiniz. Neyin ne olduğunu anlarsınız. Şimdi gençler bugün hızlı konuşayım. Ondan sonra videoyu erken bitireyim çünkü uzamasını istemiyorum. Ek tedbir olarak arkadaşlar tam kapama olmayacak. Şunu bir kez net şekilde söyleyeyim. Ama bugün sabah birkaç kişiyle konuştum. İsteğe bağlı online, hafta sonu eğitimi, İşte üniversitelerde %40'lık onu online, %50'yi %60'a çıkarma ya da hafta sonu eğitimi ya da işte dediğim gibi bu şey olabilir, ikili eğitim olabilir, işte ilkokul, ortaokul, liselerde hibrit eğitim gidebilir, işte pazartesi, çarşamba, cuma, yüz yüze, salı ve perşembe online ya da tam tersi olabilir. Bunlar, bu tedbirlere gelmesi masada arkadaşlar, ama nasıl tedbirlere gelecek belediye biliyorsunuz. Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca hani geçen yıllardaki gibi değil, yani şu anda 200'ün üzerinde her zaman ölüm varken ve bu vakalar en çok gençler arasında yayılırken, Fahrettin Hoca geçen haftaki koronavirüs bilim kurulu toplantısında bir daha bu bilim kurulu toplantılarında ne ilkokul, ortaokul, liseler ne de üniversitelerle ilgili bir konuşma yapmayacağımızı söylemişti. Yani bugün üniversitelerle ilgili bir şeyler çıkmayabilir ya da ilkokul, ortaokul, liselerle ilgili bir şey çıkmayabilir. Çünkü geçen hafta resmi çekmişti, yani biz bir daha bu konu konuşmayacağız diye. Çıkarsa da söylediğim gibi arkadaşlar işte hafta sonu eğitimi, isteğe bağlı online, ilkokul, ortaokul, liselerde hibrit eğitim, üniversitelerdeki %40'lık online, %50-%60'lığa çıkabilir. Tabii akşam 6.30'da açıklama yapacağım. Akşam 6.30'da açıklama yaptığında YouTube üzerinden canlı bir şekilde yapacakmış. Biz bunu elden getirebilirsek biz de Fikir Hocam kanalında bu şeyi açıklamayı canlı bir şekilde paylaşacağız. Tekrarlıyorum. Eğer biz bu açıklamayı denk getirebilirsek biz de YouTube üzerinden bu açıklamayı size canlı bir şekilde paylaşacağız. Akşam 6.30'da YouTube kanalımıza toplanırsanız bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizce ne gibi tedbirler çıkar ya da ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitelerle ilgili herhangi bir şey çıkar mı? Hepinizi yorumlar kısımlarınızı bekliyorum. Artık akşamı bekleyeceğiz. Akşam canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.